Şimdi çok güzel bir soru. Almanya ve Avrupa'da yaşayan bizlerin kurbanını burada kesme olayına nasıl bakıyorsunuz? Bazıları kurbanımızı burada keselim. Çocuklarımız bu ibadeti unutmasınlar. Bu ibadeti yaşatalım diyorlar. Özellikle bizler bizlerin çocukları için hakikaten önemli bir fırsat bu Kurban Bayramı. Ve dünyanın değişik ülkelerinde fakirlikle boğuşan insanlar da Almanya'daki kardeşlerimizden bize yardım eli uzanacak diye bekliyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani çocuklarımızın kurban ibadetini unutmamaları adına kurban burada mı kesilmeli yoksa vekalet yoluyla muhtaç bir ülkeye mi gönderilmeli? Sorumuz bu şekilde. Evet. Şimdi kurban sahibi tercih hakkına sahiptir. Kurbanı istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Yani kimseyi zorlayamayız isteyen istediği yerde kesebilir, kestirebilir. Bazı durumlardaki kurban da bu statüdedir. Ehem mühimme tercih edilir. Bu bir kaydedir. Ehem mühimme tercih edilir. Bu kaydeye göre önemliyi yani en önemliyi önemliye tercih ederiz. Burada kurban kesmek mühim. Hiç kimse mühim değil diyemez. Fakat muhtaç ülkelere kurban göndermek o ehemdir, daha da mühimdir. Şimdi mali bir ibadet olarak kurbanda hakka yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. İslam, zekat, sadaka, ağaç, kurban gibi sosyal boyutlu bu mali ibadetleri müesseseleştirerek insanı ruhi, deruni hikmetlere ve insani erdemlere ulaştırmayı amaçlarken esas maslahat hedef toplumu oluşturan farklı kesimleri birleştirmek, kaynaşmayı sağlamak, paylaşma ahlakını ve bu değerleri topluma yerleştirmektir. Şimdi kurbanı sadece burada kesip çocuklara yedirmek ve çocuklara işte bir eğitim dersi, kurbanı işte dini yönden onları eğitmek yani bu şekilde bir et olarak değerlendirmek yanlış olur. Kurban bir ibadettir. Kurbanı biz emredildiği için keseriz. Fakat Avrupa'da bizim derdimiz et yememek değil. Et yemek, çok yemek, haddinden fazla yemek. Dolayısıyla biz burada kurbanın etine ihtiyacımız yok. Zaten kurbanı da et olarak kesmiyoruz. Emredildiği için. Şimdi bazı ülkelerde hiç yılda bir defa sadece kurbanda işte verilen bir poşet etle iktif eden başka hiçbir zaman et görmeyen insanlar kardeşlerimiz var. Şimdi Avrupa'da ete doymuş Avrupa'da yani et için ve sizin soruda belirttiğiniz gibi yani çocuklarımız bu ibadeti unutmasınlar diye kurban kesmek güzel bir düşünce olsa da bu kurbanlarımız fakir ülkelerde kesildiği zaman daha başka bir güzellik kazanmaktadır. Nice güzelliklere vesile olmaktadır. Yani burada sen kurbanını kesersen çocuğun bir tek çocuk bu kurbanın iyi bir şey olduğunu görecek. Ama bu kurban fakir bir ülkeye gittiği zaman yüzlerce çocuk ya bu din ne güzel dinmiş. Bu İslamiyet ne güzel bir dinmiş. Avrupa'daki bu insanlar ne güzel insanlarmış diyecek yüzlerce çocuğa kurbanı hakkal yakın aynı anlatmış olacağız, göstermiş olacağız. Yani buradaki bir insan çocuğuna kurban ibadetini anlatmak istiyorsa yani bir tane daha burada kessin veya senenin herhangi bir zamanında bir akika olarak, şükür olarak, adak olarak, nafil olarak ve hayır kurban olarak gitsin çocuğuyla beraber bir kurban alsın çocuğuna anlatsın göstersin işte oğlum kızım neyse bu kurbandır desin. Dolayısıyla burada çocuğuna kurbanı işte kesip göstermek bir faydaysa o fakir ülkelerde faydası yüzdür. Yani kara kıta Afrika'da bayrama katılan bu bizi dinleyen seyircilerimizden ve kurbanını oraya götürüp bizzat kurbanı orada kesen Herkes geldiler. Bu kurban programlarında televizyonlarda, zamanında canlı yayınlarda onları biz konuşturduk, programlar yaptık. Giden kadınlarımız da var, erkeklerimiz de var. Ve oradan döndükten sonra e, şöyle dediler. Meğer bayram bu bayrammış. Meğer bayram orada yapılan o insanlarla beraber yapılan bayrammış dediler ve bunu gözyaşlarıyla anlattılar. Buna şahit olduk. İşte biz Afrika'ya veya kardeşlerimizin işte organize edip kurban dağıttıkları ülkelere kurbanımızı gönderdiğimizde inanın kurbanımızın her parçası değer kazanmaktadır. İsraf kesinlikle söz konusu yoktur. Her parçası değerlendiriliyor. Yani en az minimum bizim kestiğimiz bir hisse kurbanda veya bir koyundan 20 kilo et çıkıyorsa bu 20 kilo et biz yurtlarda ve okullarda pansiyonculukta yatılı öğrenci günlük 100 gram et hesaplanır. 20 kilo et o çocuğun 8 ay 9 aylık okul hayatındaki et ihtiyacını karşılamaktadır. Yani buradan vekalet yoluyla bir kurban kestiren gönderen kişi oradaki bir çocuğun ismini bilmediğimiz, bu çok önemli, ismini bilmediğimiz bir çocuğun bir yıllık et ihtiyacını karşılamış oluyoruz. O çocuğun ibadetlerine, namazlarına, dualarına, bütün her şeyine biz ortak olmuş oluyoruz. Dolayısıyla e, kurbanımızı burada israf etmek değil de orada değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. İsraf etmek derken şöyle, ben kendi başımdan geçen bir hadise. Bizim Düsseldorf'ta kaldığım zamanlar esnaf arkadaşlarımız vardı. Hala da var, e, tanışıyoruz. Ben onlara dedim ki ya bendim burada bir yani çocuğum var. Kurbanı görsün işte bir kurban kestirmek istiyorum. Tabii vekaletimi verdim. Şimdi bayram sabahleyin ben namazı kıldım geldim evde bekliyoruz. Şimdi ilk lokmamızı kurban etiyle e, açacağız. Şimdi biz ev böyle anlatıyoruz, kurban böyle, kurban işte böyle, koç, boynuzlu, kınalı işte böyle, kurban, kurban. Çocuk da 3-4 yaşında o zaman. Böyle o da heyecanla bekliyor şimdi kapı zil çalacak, kurban. Ben vekalet derken dedim ya bize derisini getirme. Kellesini getirme, sakat sakatatını getirme, bağırsaklarını getirme, böbrek, ciğer, dalak bunları bize getirme. Biz yemeyiz böyle dedik. Bu şekilde talimat da verdim. Şimdi tabii çırak geldi. Ön eline bir küçük böyle 5-6 kilo böyle bir poşetle. E, hocam dedi kurbanınız dedi. Tabii bizim çocuk böyle kurban bekliyor ya. Baktı bir ona baktı bir bana baktı yalan söylüyorsunuz dedi bu kurban değil dedi. Şimdi burada kestiğimiz kurbanın bu şekilde yani kuşa dönüyor kurban. Böyle mi kurbanın kurban olmadığını 3 yaşındaki 4 yaşında çocuk da biliyor ki bu kurban böyle olmamalı. Fakat oraya gittiği zaman inanın kemikleri bile değerlendiriliyor. Dolayısıyla orada kurban kesmenizi tavsiye eder. Allah razı olsun hocam. Bu anlattıklarınızdan e, aklıma şu geldi, ben de bir aralar e, işte Afrika'ya gitmiştim, yolum düşmüştü, e, kurban mevsimine de e, orada iştirak ettik, bizzat arkadaşlarla beraber o e, kurban bayramı heyecanını yaşadık. Hakikaten dediğiniz gibi de yani öyle insanlarla karşılaşıyorsunuz ki yani bırakın yılda bir kez belki mübalağa etmiyorum, bizzat kendim şahit olduğum için söylüyorum. 3-4 yıl boyunca e, et yemeyen insanlar vardı. Ve Allah razı olsun ebeden ve daimen. Şimdi de zaten e, kardeşlerimiz, dostlarımız, abilerimiz e, kurban gönderiyorlar. Hala göndermiyorlar. E, o coğrafyalara da. Orada bizzat şahit olmuştum. Yani o kadar büyük bir vesile, o kadar farklı bir his ki Rabbim inşallah herkese yaşamayı nasip etsin. E, muhakkak bence imkanı olan gidip oraları görmeli nasıl kurban geçiriliyor orada da kurban nasıl acaba e, tatbik ediliyor yaşanılıyor e, hakikaten görmeli bence her insan ki ona göre kurban bayramının ve kurbanın mahiyetini ehemmiyetini o denli idrak edebilsin anlayabilsin insanlar Eşe. şimdi aklıma böyle bir şey geldi ifade etmek istedim şimdi konu Afrika olunca tabi hocam Afrika'da açlık Orta Doğu'da savaş, Türkiye'de maalesef işte soykırım ve zulümler varken, dünyanın değişik yerlerinde işgal, yıkım, savaş varken kurban kesmek, bayram yapmak doğru mudur diye bir soru geldi aklıma. Yani e, belki bizi izleyenler de şu an e, bu soruyu sizlere içlerinden sormuşlardır. E, Birçok insanın da aklında böyle bir soru vardır muhakkak. Öyle bir soru sormak istesek cevabınız ne olur? Hocam. Şimdi biz bir yandan yaşadığımız toplumdaki kardeşlik, paylaşma ve kucaklaşmayı korumalıyız. Öte yandan da dertli, acılı coğrafyalardaki az önce saydığınız o coğrafyalardaki insanlara el uzatmalıyız. Onların da bayram edebilmesi için çalışmalı ve fiili, gavli dua etmeliyiz. Kurban kesmek, kurban toplamak, insanlardan vekalet alarak oralarda kurban kesmek, kampanya yapmak insanlarımızı o saydığınız mazlum ve mağdur insanlara, fakir insanlara onlara bayram yaptırmaya, onlara yardım etmeye teşvik için biz bunu yapıyoruz. Hz. Peygamber aleyhisselam onca acılar yaşamış, zulümlere maruz kalmış. Uhud'da en sevdiklerin ölümlerine, şehadetlerine şahit olmuş. E bu sene biz bayram yapmıyoruz, çok acılar yaşadık dememiş. Denge insanı dengeyi kurmuş. Bayram etmek kadar bayram ettirmek de önemlidir. Allah bize niye bayram etmedin diye sormaz. Fakat aç ve yoksullara neden bayram ettirmediniz, neden onların yüzüne bir tebessüm, kalplerine sevinç koymadınız diyen sorar. Biz iki şekilde mutlu oluruz bir alarak mutlu oluruz. İkincisi vererek mutlu oluruz. İnanın vererek mutlu olmak daha sağlıklı ve daha kalıcıdır. Kurban ve yardımlarımızı biz oralara gönderdiğimiz zaman pek çok faydalar söz konusudur. Bir kere onların yüzlerini güldürmüş oluyoruz. Onların yüzlerinin gülmesi bizim de hem bu dünyada hem öte dünyada bizim de yüzümüzün gülmesi demektir. Çünkü kardeşiz. Kurban oradaki fakirlere bir yardımdır. Bir sadakadır. Sadaka sadakatimizi ispat etmek için bir turnusoldur. Sadaka vererek sıddıkiyetimizi, davamıza, dinimize sadık olduğumuzu ispat etmiş oluyoruz. Hatta bu tür yardımlar değişik din mensuplarına da din, ırk, renk fark etmez verilebilir. Dolayısıyla orada kurban dağıttığımız yerlerde siz de orada bulunmuştunuz. Temel kültür ve dini kaynaklarımıza karşı bir alaka uyarılıyor. Soruyorlar yani Almanya'dan görüyor yani insanlar gidiyor buradan bu sene de gidenler gidecekler olacak. Yani Almanya'dan bu insan gelmiş burada kurban kesiyor ve bize et dağıtıyor, hediye dağıtıyor. Bu yardımlaşmanın kaynağı nedir diye soruyorlar. E oradaki arkadaşlarımız da böyle sevinçle yani gururla yani gurur ifadesi enaniyette de diyorlar ki bu bizim dinimizin emri. Bu Allah'ın emri. Bu yardımlaşmadır. Çünkü biz kardeşiz. Bayramlarda işte kucaklaşmak için bu bir vesiledir diyorlar. Bir de hani tebliğ, temsil. Temsil, tebliğin önündedir. Oralarda arkadaşlarımız hal diliyle tebliğde, temsilde bulunuyorlar. Kurban oraya gittiği zaman, hediyeler, sadakalar oraya ulaştığı zaman o tebliğ temsille taçlandırılmış oluyor ve sağlam bir temsilden dolayı vicdanlarda Müslümanlara, Müslümanlığa karşı ve oradaki arkadaşlarımıza karşı bir güven duygusu oluşuyor. Bu da onlara mesajlarımızı sunma adına çok güzel bir ortam oluşturuyor. Bunun için bunları e, ben çok önemsiyorum. Bunları küçümsememek gerekir.